Zor bir deplasmanda bir puan aldık açıkçası. Özellikle ilk yarı rakibimizin ataklarını durdurduğumuzu, önlediğimizi düşünüyorum. Kurduğumuz planla, ki şöyleydi planımız, Marsilya çok geniş alanda hücum edebilen, en büyük silahı Cengiz tarafı olan, o tarafa Payen'in yanaşmasıyla, Harit'in de gelmesiyle tehlikeli bir alan olmuştu. Berkan'ı oraya yerleştirerek, sol iç pozisyonunu yerleştirerek diğer arkadaşlarla beraber orayı önlediğimizi düşünüyorum. Onların 3-2-5'ine biz 4-1-4-1 ile karşılık verdik. Hem merkezi çok iyi kapattık açıkçası. Hem de çok geniş oynayan özellikle Harit ve Paye ikilisine de hatta Cengiz ile Dienk ikilisine de çok fazla birebir kalma fırsatı vermedik. Çünkü iki çizgisi en etkili yeri Marsilya'nın. Açıkçası ilk yarı skor da yapabilirdik. Geçiş hücumlarında başarılı olduk ama sonunu getiremedik. İkinci yarı doğal olarak ilk yarıdaki gibi aktif veyahut o hızımızda, o zaman zaman yaptığımız baskılarda görünmesek de uyguladığımız önleme düşüncesi rakibimizi ilk yarıda tehlikeli bölgelere indirmedik ama ikinci yarıda maalesef indiler de, ama iyi mücadele vardı orada. Sonuç olarak rakibin gelen oyuncusu, çıkan oyuncusu, değiştirdiği oyuncusu, hepsi önemli oyuncular. Burada Marsilya ile oynamak kolay değil. Ama Marsilya ile hiçbir yerde oynamak kolay değil. Baktığınız zaman şampiyonlarla gibi Lazio ile oynuyoruz. Geliyoruz Marsilya ile oynuyoruz. Gideceğiz Lokomotiv Moskova ile oynayacağız. Hiç kolay değil. Bizim biraz özellikle set oyunumuzu biraz daha geliştirmemiz lazım. Ciddi şekilde rakibe etki edecek set oyununu ilk yarıdaki gibi hiç olmazsa ikinci yarıda devam ettirmemiz lazım. Yani sonuç olarak baştan doğru yaptığımız, doğru kurduğumuz bir savunma kurgusu sonuna kadar bizi götürdü. Lider dönüyoruz. Bu önemli. Genç bir takımız. Her maç bizim için, demin oyuncumun da söylediği gibi, tecrübe olacak. Onlara biraz daha katkıda bulunacak. Yaptığı hataları bir dahaki sefer yapmayacaklar. Ama sonuç olarak Marsilya gibi iyi bir takımdan buradan bir puan almak önemlidir tabii. Ondan başlayayım. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu platformda iyi mücadele ediyoruz. Özellikle ilk maçta bana göre son ayların veya son yılların en iyi oyunlarından birini oynadık Lazio'ya karşı. Başka türlü Lazio'yu yenemezsiniz zaten. Bugün de burada olağanüstü mücadele etti oyuncularım. Bir defa hepsini kutluyorum. Müthiş. Tabii genç bir takım oluşu açıkçası enerjileri, sinerjileri, dinamizmleri çok önemli bizim için. Artı özellikle topsuz oyundaki disiplinleri bizim artımız. Ama toplu oyundaki becerileri en az topsuz oyundaki disiplinleri kadar yüksek olmalı ki oyuna hükmedelim. Özellikle basit top kayıplarını aradan çıkarmamız lazım. Bu seviyelerde o pas hatalarına
müsaade etmezler. Sıkıntıya düşeriz, düşüyoruz. Artı oyuncularımızın, bazı oyuncularımızın profili maalesef o seti iyi oynamaya müsait olmasına rağmen herhalde gençliklerinden dolayı bazı yanlışlar yapıyorlar ki bunu yapmamamız lazım ki. Nedenine gelince iyi bir set oyunu, ciddi bir etkili bir set oyunu Galatasaray'ı hem gole taşıyacaktır hem oyununu daha güzelleştirecektir. Orada biraz çalışmamız lazım. Belki de bazı şeyleri tekrardan düşünmemiz lazım. Ama 4 puan gol yemeyen bir Galatasaray, mağlup olmayan bir Galatasaray, lider olan bir Galatasaray, bunların hepsi Avrupa'da güzel şeyler. Sasha Boya gelince bizim için ne kadar önemli olduğunu Marka ile beraber gördünüz. İnşallah biraz hissettim diyor. Ümit ederim öyledir. Maalesef önümüzdeki maçta da oynayamayacak gibi görünüyor, inşallah oynar ama sanmıyorum. Oradan sonra ümit ederim milli takım arası onun için iyileşme yeri olur. Çünkü sakat oyuncunun aynı zamanda fiziki özellikleri de yıpranıyor. Atletik performansta eksiklikler oluyor. O yüzden Sasha Boy bize lazım. Marka söylememe gerek yok. Zaten bugün de çok iyi oynadı. Bizim için taktiksel manada önemli bir oyuncu. Defans adına, pas adına, geriden çıkma adına, artı defans adına. Kaçıncı oldu vallahi ben de bilmiyorum. Daha 2-3 maç var galiba. Çünkü bize geldi mi maşallah. Veriyorlar zaten cezayı. Ama bizim için ikisi de çok önemli oyuncu. Açıkçası tabii bizim taraftarımız az da olsa bizim için önemlidir. Orada sakin olmalarını, hani herhangi başlarına bir iş gelmemesini istediğim için gittim. Kendilerle konuştum, sakin olmalarını rica ettim. Ama o arada tabii ses bombaları devam ediyordu. Maalesef istemediğimiz şeyler oluyor tabii. Çok büyük bir taraftar kitlesine sayısal olarak çok küçük bir taraftar kitlesi ama yüreğe kocaman olan tabii takımının yanında olan. Beni dinleyeceklerini bildiğim için ben de onlardan sakin olmalarını, tahriklere kapılmamalarını rica ettim. Onlar da dinlediler, sağ olsunlar. Hakemlerle ilgili bugün söyleyeceğim tek şey, devre sonunda Kerem'in kaleciden dönen topundan sonra Alex'e gelen top var. Kaleci kalede yok. Alex boş kaleye vurmaya hazırlanırken önünde hakemin olduğu, benim aklımda kalan bu var. Penaltıyla yakından uzaktan ilgisi yok. Biz zaten aynı anda kendi iPad'imizden arkadaşlarımız zaten söylüyoruz. Hiç olmadı diye ama esas yani hakemin orada olması kendisi bana kötü bir şans dedi ama yani %100 gol pozisyonu. %100 Alex boş kaleye atacak. Yani maalesef talihsizlikler oldu. Onun da şanssızlığı işte böyle bir hadise olması, oyun durması kolay değil buralarda. Ama benim aklımda kalan o pozisyon var. Baraj yaptı yani, bariyer. Karşı stoper gibi. Dolayısıyla aklımda kalan o benim. Öncelikle takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Bugünkü mücadeleden dolayı. Çünkü dediğiniz gibi çok koştuk, alan kapattık. Ama teknik olarak bence hocamızın dediği gibi biraz daha az top kaybıyla daha iyi işler yapabilirdik. Benim performansımla ilgili de ben de daha az top kaybı yapabilirdim. Koşu ile de bence çok konuşmaya gerek yok. Orada bir görevim vardı. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
Tabii ilk Malezya maçında kazandığımız için çok mutluyduk. Bugün de kaybetmediğimiz için mutluyuz tabii. Çünkü burada oynamak kolay değil. Hocamızın dediği gibi genç. Yani benim mesela bu atmosferlerde oynadığım ilk maç. Yani ilk tecrübelerim. Buradan bazen atmosferden etkilenmemeye çalıştım. Ama gördüğünüz gibi bazen taraftarla şeyler olunca tabii benim de ilk defa tecrübelendim. Soğudu, oyun durdu. Oyuna geri başlamak mesela bence oyun olduğunda bence biz üstünlük durduğunda biraz orada üstünlük kazanıyorduk. Ama bu tecrübelerle bence daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum takım olarak.